23 Aralık 2020 Antalya Kumluca Salur Mahallesi Boğaz mevkiinde. Boğaz mevkiinde Kerim Uslu, evet, rekor gelişim müşterimiz. Evet, burada bu domates serasında Elika çeşidinde. Evet, Elika. Rekor gelişim bu sene uyguladık. Neler gördük Kerim şimdi, abi? Neler yaptı? Şimdi abi ben bunu 2 yıl önce de kullandım. Geçen yıl kullanmadım. Bir önceki yılda kullandım ama bir önceki yılda kullandığım rekor gelişimin faydasını geçen yılda gördüm. Tabii 2 yıllık olarak lanse evet, ediyoruz zaten aynı ürün. Onu da gördüm ama meyve kalitesi, ağacın gelişimi, ağacın içerideki vermiş olduğumuz kübürenin ve şeylerin, elementlerin alımının faydasına çok gördüm. Gerçekten rekor gelişimi hayvansal gübre atmadım. Tamam. Gübre atmamama rağmen gerçekten çok güzel verim. Şöyle gidelim mi Kerim abi? Meyve kalitemin renk, irilik bunun bakımından. Bunun çeşidi Elika olarak geçiyor değil mi? Herhangi başka bir cinsi yok. Elika. Şöyle göstererek Elika. Gelelim aşağıdan. Abi şimdi bak bakıyorsun şimdi meyve yapısına bak. Aşağıdan yukarı meyve iriliği her salkımdaki meyve iriliği aynı standart bir şekilde gidiyor bak. Dikkat ederseniz. Yani şöyle yani, şimdi şu salkımda. Evet. Şimdi bakın şu salkımlara bak şuraya bak. Bak şimdi genelde uçtan yukarı kadar hep aynı. Aynı şekilde. Aynı gidiyor. Şekilde gidiyor. Bunun işte bu yönelim şöyle evet. İleri doğru. Peki burada suyla alakalı toprağın nemlilik, tavlılığı ne söyleyebilirsin? Kerim abi? Şimdi abi şöylece ben bunu daha önce vermeden önce benim şu seranın uç tarafında damlamanın uç tarafında su azalıyordu. Şimdi, toprak suyu emmiyor mu? Evet. Emmiyordu. Bir ikincisi bir de çabuk kuruyordu. Çabuk ve kuruyor. Meyve hemen kavasını su istediğini belirtiyor. Ama şu anda gerçekten özellikle şeyin toprağın kuru su almayan kuru olan yerde rekor gelişim toprağı nemli ve şeyi tutuyor. Tavlı. Bir tavlı gösterelim tutuyor. Gösterelim mi şuradan az önce evet. Geçmiştiniz şöyle. Evet. Şimdi bak alt tarafına baktığın zaman şimdi bu susuz. Şimdi şuraya bak. Şu neme bak. Nemli. Ha nemli tutuyor. Nemi kaybetmiyor. Nemi kaybetmiyor. Özellikle bunun bir şeyi de nemi kaybetmemesi. Anladım. Gidelim gerçekten kullanılmaya değer bir gübre. Peki bu tepe sürgünleri vesaire çiçek sıralardan geliş nasıl geliyor devamında? Abi hiçbir şeyim olmadı. Şu an zaten yok buraya bakın hasat olacak. Şimdi şu çatal şöyle. Kava. Şurada bak kaç döl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 döl domates. 11 döl. Bak kaçıncı da? 9. döl daha çatal. Evet. Hakikaten de ben bu yıl yani dölüme... Anlamında. Verim anlamında bu yıl dölüme 3 kilo, 3 torba kullandım. 2 torba kullanmamdan daha iyi verim aldım. Ya tabii birim alana düşen evet. Gücü arttırmış oluyoruz burada. Evet. Maliyet anlamında sizi kurtarıyorsa, memnun ediyorsa zaten evet, evet. Üreticiler... Abi verdiğimi aldım. Verdiğimizi karşılığını aldım. Şöyle diyelim, verdiğimizden kazandık diyelim. Yani kazandım yani. Öyle yere diyelim. Verdim ama şeyini şöyle kazandım. Biraz daha gösterelim. Evet. Şey anlamında... Renk almasında, kızarmasında herhangi abi, bir... Abi hiçbir problemim yok. Gayet zaten... Gayet şu renge bak. Şöyle gelelim. Yani şu renge bak. Domatesin şu rengine bak. Maşallah. Bak. Çok güzel bir şey şu var. Şu renge bak işte. Görüntü olarak. İşte. Yani süper bundan iyisi, görüntü. Bundan iyisi Allah bereket versin. Can sağla. Bak evet. şu domates şöyle. İkinci döl bak. Şu sadece bir üçüncü döl domates bak. Evet. Meyve yapısına bak ve renge bak. Anladım. Peki... Yani durduk sıra şu oluyor. Daha önce şu başıma geliyordu. Durduktan sonra biraz daha beklettiğin zaman ilk döllerde domatesin meyvelerinde renkle kaçma oluyordu. Yani kaçma derken biraz dönüşüm oluyordu. Dönüşüm? Ha, dönüşüyordu. Yani biraz yoktu. Bozarıyordu. Yani rengi kaybediyordu. Diyelim ki şöyle. Şu gibi diyelim. Bu olmamış ama. Olmamıştı. Şu tarzda. Şuna dönüyordu. Şu tarzda dönüyordu. Ama şu şimdi, ama şimdi öyle bir şey yok. Şu anda canlı. Zamanı gelen gidiyor. Evet, evet abi. Evet. Kerim abi, tavsiye evet. Eder misin gönül rahatlığıyla? Rekor gelişimi. Abi vicdanımın sesiyle gerçekten tüm çiftçi dostlarımıza, arkadaşlarımıza kullanmasını tavsiye ederim. Biz size teşekkür gerçekten ediyoruz. Gerçekten tavsiye ederim. Çünkü biz seracılıktan, bu zebzeden para kazanıyoruz. Bundan hem ekmek yiyoruz. Doğru. Yani ki... ben hiçbir arkadaşım hiç rahatlıkla... Bütün üreticilerimizin kullanmasını tavsiye ederim. Şimdi burada bir ekleme daha yapayım. Firmamıza ait olan rekor gübre, yaprak gübresi evet. Damlama ürünlerimiz de var. Evet.
Tabii ki onları burada kullanmadık. İlerleyen kullanmadık dönem abi sezon şimdi, içinde evet. de kullanmaya başlayabilirsiniz. İnşallah. Biz size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi olun, paylaştınız. Bir ürün seranızı getirdiniz. Geliştirip ve bizlere böyle bir hizmet sunduğunuz için biz sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şey anlamında. Sağ olun. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar bizlerden de.